geldiniz. Bugün sizlerle orijinal parfümleri Masent versiyonları ile karşılaştıracağız. Kanalımda bunu yaptığımız bir video daha var. Eğer hala izlemediyseniz şuralara bir yerlere linkini bırakırım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Karşılaştırmasını yapacağımız iki tane parfüm var elimde. Bunlardan bir tanesi Chanel'in Coco Mademoiselle Intense parfümü. Bir diğeri de Tom Ford'un Velvet Orchid parfümü. İki parfüm de benim günlük hayatta çok severek kullandığım parfümler. Zaten o yüzden Masent'ten özellikle onları sipariş ettim. Hani dedim belki güzel çıkarsa Masent versiyonları, o zaman uygun fiyatlı bir alternatif olur diye düşündüm. İlk olarak Chanel'in Coco Mademoiselle Intense parfümünden başlayacağım. Chanel'in parfümlerini de Masent'ten deneyimlememi istemiştiniz ama benim kullandığım bir tane Chanel parfümü var. O yüzden sadece şimdilik en azından onu deneyimleyebileceğim sizin için. Onun karşılaştırmasını yapabileceğim. Şöyle 10 mililitrelik bir dekantını almıştım ben bu parfümün. Chanel parfümlerini böyle çok sevmem diye düşündüğüm için çok önyargılı bir şekilde sipariş etmiştim. Zaten ilk kokladığım zaman da hiç sevmedim. Hiç bana göre gelmedi. Şişeye hiç dokunmadım, hiç kullanmadım. Ama sonrasında böyle bazen canım... Yani bunu sıkmak istedi çok tuhaf bir şekilde. Bazen bazı modlarım oluyor, bazı giydiğim kıyafetlerim oluyor ve onlara yakıştırdım. Kullana kullana böyle sevdim. Gayet iyi anlaşıyoruz şu anda. Şunu da söyleyeyim, bu videoyu çekmek hiç kolay değil. Kolay olmadı. Neden onu da söyleyeyim. Bayağı bir zaman aldı hatta bu videoyu çekmem. Çünkü ikisi de parfümlerin çok çok yoğun, çok kalıcı parfümler oldukları için bunları böyle koklayıp karşılaştırmak gerçekten çok yorucuydu. Sağlıklı bir karşılaştırma yapmak açısından böyle birkaç gün deneyimlemek istedim. Orijinalin içerisinde patchouli notası var. İşte onun dışında narinciye notaları var. Portakal, limon, bergamot. İşte gül notası olduğu da yazıyor Fragrantica'da. Gülü hiç almıyorsunuz ama onun narinciye notalarını hissediyorsunuz. Patchouli notasını hissediyorsunuz. Böyle keskin, herkesin sevemeyeceği tarzda ama bence kesinlikle çok klas, çok havalı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle sıktığınız zaman hani şey hissediyorsunuz ya, ben Chanel parfüm sıktım. Hani onun kalitesini hissediyorsunuz, böyle bir havalara giriyorsunuz. Böyle bir şeyler yaşattırıyor açıkçası. Şimdi gelelim Masent versiyonu. Bu hissiyatı veriyor mu? Bu duyguları yaşatıyor mu? Birazcık da bunun hakkında konuşalım. İlk olarak kumaşların üzerine sıkmıştım, kumaş parçalarına. Buradan başlayacağım karşılaştırmaya. Şimdi buna gerçek olanı sıkmıştım, buna da Masent versiyonunu sıkmıştım. İlk açılışları hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Oldukça benzer. İkisinin de keskin bir açılışı var. Zaten içerisinde patchouli bulunan bir parfüm. Keskin bir açılış zaten bekleniyor. Sonrasında yani bir 10 dakika falan geçmiştir üzerinden. Kokular iyice oturdu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani aldığınız zaman Masent versiyonunu o böyle orijinalinde hissettiğiniz o kaliteyi hissetmeyeceksiniz. Bence ucuz kokuyor. Yani mesela bazı parfümleri için şey dedim, hani orijinaline benzeyip benzememesi önemli değil. Ben bu parfümü alırım, kullanırım, farklı bir parfüm olarak düşünürüm falan dedim ama hani gidip de Masent'ten Chanel'in Coco Mademoiselle Intense parfümünü almam açıkçası. Bana çok daha böyle ucuz, basit bir replika izlenimi uyandırdı. Orijinali kokladığım zaman o keskin açılışa rağmen o meyveleri çok böyle yumuşak bir şekilde tatlı tatlı böyle hissediyorum. Hani yumuşak bir meyveli kokuya dönüşüyor bence. İçerisindeki portakalı, limonu, bergamotu çok yumuşak bir şekilde hissediyorsunuz. İçerisinde yanlış hatırlamıyorsam vanilya da var. O vanilya da birazcık böyle yumuşatmış. İçerisinde gül de bulunuyor ama böyle gülü çok alamıyorum açıkçası. Daha çok böyle meyveleri hissediyorum. Ama Masent'i kokladığımda yani o meyveleri hiçbir şekilde alamıyorum. Yani en azından burada aldığım yumuşaklıkta, tatlılıkta hiçbir şekilde hissedemiyorum. Bir de Masent parfümlerde ben şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi ama şimdi kutuyu açıyorsunuz. Kargo geliyor. Kutuyu açıyorsunuz. Şişeyi ilk elinize aldığınız zaman böyle ilk spreyi sıktığınızda koku çok değişik bir şekilde kokuyor. Yani çok değişik. Sanki şey böyle, bu şişenin üst tarafında bir
koku bulutu oluşmuş ve ilk sıktığınız zaman o dışarıya çıkıyor ve orada oluşan koku da kötü bir koku. Sanki böyle ilk teninize sıkmadan önce birkaç defa sıkmanız lazım ve o kokuyu dışarıya atmanız gerekiyormuş gibi. Çünkü ben bu parfümde özellikle Mademoiselle Intense'de sıktığım zaman, tenime sıktığımda resmen bir naftalin kokusu aldım. Hani böyle lavaboya konulan naftalinler vardır ya, ona benzer bir koku aldım ve aşırı üzüldüm. Dedim ki ya bunu nasıl anlatacağım ben şimdi? Hani sadece naftalin kokusu alıyorum. Ama sonrasında yani bir gün geçti mesela, birkaç kere sıktım. Ertesi gün tekrardan sıktım falan. Koku değişmiş. O naftalin kokusunu kesinlikle hiçbir şekilde almadım. Diğer parfümlerde de buna benzer bir durum oldu. Mesela Velvet Orchid parfümü de yine ilk sıktığım zaman çok tuhaf, böyle sanki çürük bir meyve kokusu gibi bir şey geldi. Böyle çok değişik bir koku geldi burnuma. Ama sonrasında koku değişmeye başladı. Yani çok enteresan. Hani bilmiyorum, size de böyle bir şey oldu mu? Sizin de böyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani bana böyle bir hissiyat verdi açıkçası. Bende böyle bir durum oldu. Şimdi bir de koluma sıkacağım. Tenimde de bir karşılaştırmasını yapacağım. Önceden, yani bu videoyu çekmeden önce çok defa sıktım, kokladım falan. Çok zorlandım. Dediğim gibi bunlar çok yoğun parfümler. Karşılaştırması gerçekten çok zor. Burada orijinali var. Çok güzel bir koku. Gerçekten bayılıyorum. Burada da Masent versiyonu var. Kesinlikle şöyle söyleyeceğim. Yani Masent'ten Chanel Coco Mademoiselle Intense almam. Bir daha sipariş etmem. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bana böyle ucuz bir kokuymuş gibi geldi. Ucuz bir taklitmiş gibi geldi. Yani sıktığım zaman veya başka biri sıktığı zaman ben böyle düşünürüm. Çok benzer kokular ama çok büyük farklılıkları var. Yani bunu bir daha almam. Yani en azından orijinal olanını koklamış birisi gidip Masent'ten bu parfümü almaz diye düşünüyorum. Gelelim bir diğer parfüme. Bu da Tom Ford'un Velvet Orchid parfümü. Hem benim hem de eşimin çok severek kullandığımız bir parfüm. Unisex bir parfüm. Yani hem kadın kullanımına hem de erkek kullanımına uygun. Ki bence birazcık daha böyle kadın tarafı ağır basıyor gibi geliyor bana ama eşimin üzerinde de bu kokuyu gerçekten çok seviyorum. Yani erkeklere de bu kokuyu yakıştırıyorum. Herkesin beğenemeyeceği tarzda bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Genel beğeniye uygun değil bence ama erkek veya kadın olmanız fark etmez. Bu parfümü sıkıp böyle yanımdan geçseniz derim ki çok zevkli bir insan. Yani ben ve eşim kullandığımız için söylemiyorum bunu kesinlikle. Çok zevkli olduğunuzu düşünürüm. Kokunuza para verdiğinizi düşünürüm. Kaliteli koktuğunuzu düşünürüm. Ve parfümün ismini de size sorarım. Şimdi gelelim Masent versiyonuna. Masent versiyonu için ne düşünüyorum? Şimdi şöyle iki kumaş parçasına sıktım bu parfümü. Aynı anda sıktım. Açılışlar oldukça benzer. Ama orijinal olan versiyonunu birazcık daha yumuşak buldum. Çok çok az daha yumuşak buldum. Yani çok rahatsız edici bir farklılık yok ilk açılışta. Onu söyleyeyim. Şimdi bir tekrardan koklayayım hatırlamak adına. Bu gerçek olandı. Bu da Masent versiyonu. Önce benzerlik için bir oran vereyim. %70-%75 derim. Hadi taş çatlasın, taş çatlasın %80. Ama kesinlikle üstüne çıkamaz. Hatta %80'i dahi çok hak etmediğini düşünüyorum. Çok benzer kokular ama kesinlikle aynı kokular değil. Yani böyle ayırt edemeyeceğiniz düzeyde benzerlik göstermiyor. Mesela Dior'un Edict parfümü, geçen videoda anlatmıştım. İnanılmaz derecede benziyorlar. Çok başarılı yapılmış gerçekten Masent versiyonu. Ama bunlar için aynı şeyi söyleyemem. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki ben Velvet Orchid'i hiç koklamadım orijinalini. Merak ettiğim için ilk defa Masent'ten aldım. Masent versiyonunu kokladım diyelim ki. Kokladım. Derim ki çok kaliteli, çok güzel bir koku. Çok farklı bir koku olduğunu düşünürüm yine. Ama bu kokuyu direkt olarak eşime veririm. Bu kokuyu ben sıkmam. Neden diyeceksiniz? Bana birazcık daha erkeksi geldi. Yani ben bu kokuya Masent versiyonunu unisex demem açıkçası. Şöyle
orijinal olanını kokladığım zaman böyle çok aşırı çiçeksi bir koku değil bu kesinlikle. Zaten çok çiçeksi bir koku olsaydı benim hiç hoşuma gitmezdi. Çok da erkeksi olmazdı bence zaten. Yani erkek kullanımına da uygun olmazdı bence o zaman. Ama içerisinde çiçekler var. Ve orijinal olan da böyle o çiçekleri çok geriden hissediyorsunuz. Onun dışında bu kokunun içerisinde, orijinal olanında bir tatlılık var. Böyle içerisinde bal var ya, onun oluşturmuş olduğu böyle ağır bir tatlılık var. Bu tatlılığı, o çiçeklerin çok geriden gelişini... Kesinlikle Masanet versiyonunda hissetmiyorsunuz. Çok daha yoğun, çok daha sıcak, böyle sizi saran bir koku orijinal olanı. Ama Masent versiyonu bence kesinlikle öyle değil. Hatta %80'in bile çok olduğunu düşünüyorum. Yani hadi %75 diyelim. %75 bir benzerlik var ama onun üstüne bence çıkamaz, hak etmiyor diye düşünüyorum. Ama güzel bir koku. Yani eşinize falan almak için bence güzel bir koku. Ama kadınsanız ve Tom Ford'un Velvet Orchid parfümünü çok seviyorsanız, orijinal olanından bahsediyorum, bence bu sizi tatmin etmeyecektir. Benim bu videoda sizinle paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız, o zaman kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.